Günlerdir bu ekranlardan üstlendiğimiz bir görev var. Kamu görevinin gereği olarak manipülasyondan uzak doğru bilgileri en ince ayrıntısına kadar aktarıyoruz sizlere. Halihazırda hastanelerde testler yapılıyor ama ben de test yaptırmak istiyorum keyfiyetine yer yok. Testin ne zaman, kime ve hangi koşulda yapılabileceği kararı sadece ilgili hastanelerin ve hekimin inisiyatifinde. Hekimlerimiz de bu çerçevede ellerinde bulunan bir algoritmaya göre hareket ediyor. Ateşi olan, kuru öksürüğü olan ve nefes darlığı yaşayanlara test için öncelik veriyorlar. Ki doğrusunun bu olduğunu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her fırsatta dile getiriyor. Bir aşamalar haberi derledi bugün Tahir İnan. Covid-19'dan şüphelenen ve tüm belirtileri taşıyanları bekleyen süreci adım adım araştırdı. 112 eve geldiğinde o hastayı nereye götürüyor? Şüpheliye temas edenlere nasıl bir muamele var? Şüpheli vakayla aile üyeleri ya da arkadaşları aynı hastanede tedaviye mi alınıyor? Birbirlerinden haber alabiliyorlar mı? Telefon serbest mi? Taburcu şartları ne? Ve benzeri soruların yanıtlarını aradı. İşte adım adım o süreç. Koronavirüsle ilgili merak edilen sorulara her gün onlarca ekleniyor ama en çok merak edilenler tabii ki teşhis ve tedavi süreci. Ve ilk soru, şüphelendiğimiz bir durum varsa ilk olarak ne yapmalıyız? Ateştir, efendim öksürüktür veyahut da ishal gibi bulgularınız varsa ilk önce 184'ü aramamız gerekiyor. Risk altında olup olmayacağınıza bir karar veriliyor. Sonra size işte efendim en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz tavsiye edilebiliyor. Hangi hastanelere gitmeliyiz? Evet, tüm hastanelere gidebilirsiniz. Eğer ambulans gelmişse biliyorsunuz ambulans 112 sisteminde hangi hastanemizin ne kadar yoğunlukta olduğunu 112 bunu görebiliyor ve sizi en uygun hastaneye götürüyor. Test her isteyene ya da herkese yapılabilir mi? Herkese kesinlikle yapılması uygun değil. Eğer COVID teması varsa veya COVID şüphesi varsa o zaman test yapılması gerekiyor. Tedavi süreci nasıl işliyor hastanede? Tedavi tabi çok değişken. Çünkü bu hastanın daha önceki bir kronik hastalığı olup olmamasına, kalp hastalığı, akciğer hastalığı veya kanser veya immün sistemin zayıf olup olmamasına göre değişiyor. Peki test pozitif çıkarsa temas ettiğimiz kişiler nasıl takip edilecek? Evet, eğer test pozitif çıkarsa temas ettiğimiz kişiler bunlar evlerinde veya telefonla ziyaret edilerek onların klinik tabuları sorgulanıyor. Eğer klinik tabularında kötüleşen veya COVID şüphesi olan varsa bunlar tekrar sağlık müdürlüğümüze bağlı hastanelere davet edilerek orada kontroller yapılıyor. Tedavi süreci kaç gün sürüyor, böyle bir rakam verebilir miyiz? Böyle bir rakam vermek belki doğru olmayabilir. Çünkü bu gün az önce bahsetmiş olduğum gibi kişinin sağlık durumuna, daha önceki sağlık durumuna, hastalığın şiddetine göre değişecektir.